Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Haberin merkezinde Habertürk Manşet'le karşınızdayız. Beyaz önlüklü bebek katili suç örgütü şüpheli sanıkların hemen hemen hepsi okumuş. Bazıları doktor, bazıları hastane sahibi, bazıları hemşire olan kişiler. Devleti dolandırmak, SGK'yı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nu hasta bebekler üzerinden dolandıran bir çark kurmuşlar. İlk kez hakim karşısına geçtiler ve itiraflar da gelmeye başladı. Kısaca o itiraflara bakacağız. Sonra Narin Güran cinayetinin ses kayıtlarına, cinayet mahallinden kalan delillere ve ortaya çıkan yeni görüntü ve fotoğraflara bakacağız. Adım adım cinayet anının analizini de yapacağız. Narin Güran'ın öldürüldüğü cinayet anında kim neredeymiş görüntülü olarak göstereceğiz. Hadi başlayalım. Sırf para için bazı özel hastanelerin yeni doğan bebek servislerini seçtiler. O servislerin başında uzman doktor olması gerekiyordu. Koymadılar. 24 saat doktor koymak yerine neredeyse temizlikçi olarak görev yapan kişilere o bebekleri emanet ettiler. Bunlar delilleriyle ortaya çıktı, itiraflarla ortaya çıktı. Hemşirelere epikriz raporu yazdırdılar. Devleti bir yılda 1 milyar 200 milyon lira zarara uğrattıkları tahmin ediliyor. Devasa bir rant yarattılar. Şimdi hakim karşısındalar. Dün ve bugün itibariyle itiraflar gelmeye başladı. Neyi itiraf ettiler? Hemen grafiğimiz gelsin. O itiraflarla başlayalım. Sonra Ceylan'la devam edeceğiz. İlk önce o grafiğimizi bir görelim. Bakalım sanıklar ne demiş? Ölüm çarkını nasıl anlatmışlar? Yoğun bakım ne kadar doluysa hastanenin o kadar para kazandığı bir sistem. Bunlar sanıkların itiraflarından öne çıkan başlıklar. Biraz sonra Ceylan'dan başka başlıklar da alacağız. Adliyeye gideceğiz. Duruşma çünkü devam ediyor. Yoğun bakım ne kadar doluysa hastane o kadar para kazanıyor. SGK'dan para almak için daha fazla entübe yazıyorduk. Bu ne demek? Konuğumuz Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, onunla birlikte de devam edelim. SGK sisteminden daha fazla para almak için sağlıklı bebeğe entübe yazıyorduk diyor. Bir diğer ifade... Yani bu işlem hiç yapılmadan biz devletin parasını çalıyorduk diyor aslında, evet, buradan. Direkt bunu söylemiş olduğu bu. Doğrudan söylediler. Zaten telefon dinlemelerinde, teknik takipte de bu vardı. Aile bana doktor diye hitap ediyordu. Bu stüdyoda benzer durumlar yaşamış insanları, mağdurları da ağırladık. Onların bu stüdyoda anlattığı şeyi de teyit eden bir ifade bu. Bugün sanıklardan dün itibariyle alınmaya başlanan ifadelerde aile bana doktor diye hitap ediyordu. Ben de doktor değilim demiyordum ki bunun onlarca örneği dosyada var. Fırat Sarı eski PKK hükümlüsü doktor olarak 3-4 hastanenin özel servisini... Çetenin lideri konumunda olan kişi ne demiş? Onunla ilgili Fırat Sarı 30 bin yerine 20 bin liraya anlaşma yapıp 10 bin lirayı kendine aldı diyor. Ve doktorun müdahale etmesi gerekiyordu ama doktor yoktu diyor. Bu anda bebeklerin kötülediği anlarda ne olduğuna dair, ki 10 bebeğin ölümünden bahsediyoruz, uzman raporu var. O ana dair bir ifade. Bu gerçek hasta olan bebekler için geçerli olan bir, evet, konu. Evet. Yani burada da ikiye ayrılıyor aslında bakarsanız yoğun bakıma alınan, evet, bebeklerimiz. Bir normalde rahatsızlığı olmayan ancak orada yattığı zaman hem yatak ücreti alınan hem de gösterilen sahte işlemlerle devletten, SGK'dan para alınan hastalar var. Evet. Bir de gerçekten yoğun bakıma ihtiyacı olan ve bu hastanelere yönlendirilmiş olan hastalar var ki burada yetersizlik ön plana çıkıyor. Hem hekim anlamında hem, evet, yetkinlik anlamında yapılan müdahalelerle çocuklar maalesef ölüyor. İşte burada en ihmali davranışla ölümler de buradan geliyor zaten. Kasten öldürme suçunu ihmali davranışla işlenmesi, evet, hali. Şöyle sağlıklı bir bebeğe vitamin vermeleri lazım. TPN sıvısı vermeleri lazım. Vermedikleri için ölüyor. Bunu da yine uzman raporunda, uzman heyet raporundan anlıyoruz. Bugün itiraflar da bununla örtüşüyor. Yani burada sanıklar aleyhine çok ciddi bir durum yavaş yavaş oluşmaya başladığını söyleyelim. Sonra Ceylan'ı bir dinleyelim. Bakalım adliyede şu an devam eden duruşmada ne oluyormuş? Ceylan Sever, Habertürk muhabiri Ceylan Sever karşımızda. Ceylan, biz kısa bir özet yaptık. Devamındaki itiraflarla ilgili bugüne dair bir özette sen yap istiyoruz. Nedir son durum? Zülfikar Ali Aydın, Hasan Basri Gök'ün savunması bugün dikkat çekiciydi. Çünkü sizin söylediğiniz bu özetler aslında dünkü ifadelerden daha çok Doğukan Taşçı'nın ifadelerinden de ve Taşçı ifadesinde şunları söylemişti aslında. Dedi ki işte ben ihmalen öldürmeyi kabul etmiyorum. Ya da farklı bir durumu, bilirkişi raporlarını kabul etmiyorum. Ama dolandırıcılığı ve resmi belgede sahteciliği kabul ediyorum yönündeydi aslında genel itibariyle ifadesi. Bugün Hasan Basri Gök daha önemli bir şey söyledi. İhmalen öldürmeyi kabul etti aslında bir nevi ifadesinde. Evet. Bunu söylesek deyim yerinde olacaktır. Keza duruşmadaki hukukçular da bu görüşteler. Çünkü bir cümle vardı biliyorsunuz, sürekli tartıştığımız ve kanımızı donduran bir cümle. 50 saturasyonlu bebek mi olur Mehtap? Çek onun fişini, öldür onu gibi bir cümlesi vardı Hasan Basri Gök'ün. Mahkeme başkanı bu cümleyi sordu kendisine. Nedir bu dedi, niye böyle bir şey söyledin dedi. Evet dedi, çok çirkin olmuş dedi. Ama dedi zaten 50 saturasyonlu bebek olmaz. Bebeklerin işte böbrekleri, organları iflas ettiğinde zaten artık daha müdahale etmezsiniz dedi. Yani bir nevi aslında ölümünü beklersiniz anlamında konuştu. Peki dedi, bu bebekte böyle bir şey yapıldı mı dedi. Ya ben orada değildim, bilmiyorum ama hani bunu söyledim, evet doğru olmamış dedi bu noktada. Evet, yani evet, söylediği cümleyi ve sonrasında bebeğe müdahale edilmediğini de bir yerde kabul etti. Bunu söyleyelim bir başka açıklamasının devamında. Öte yandan Hasan Basri Gök'ün savunması bitince bir ara verildi. Üçüncü savunma başladı şu an. İki günde üçüncü savunma anca alınabildi. Bu savunmanın sahibi de Deniz Korkmaz şu an savunma veriyor ve kendisi yoğun bakım teknisyeni ve CİMER'e bu konuştuğumuz, en başından beri konuşulan şikayeti yapan kişi. Kurtlar Vadisi dizisinden bir replikten bahsediliyor şu an mahkeme salonunda. Bu replikten örnek verdiğini söylüyor. Genel itibariyle son iki savunmada bazı suçlar bakımından ikrarlar duyuyoruz. Bazı suçları da kabul etmediklerini duyuyoruz. Önümüzde şu an 45 sanık kaldı. 3. sanığın savunması devam ediyor. İçeride muhabir arkadaşımız Halil Sadri Yılmaz var. Birlikte takip ediyoruz duruşmayı. Halil Sadri Yılmaz içeriden anlık bilgileri aktarıyor. Ceylan'dan dinliyoruz. Ceylan çok güzel bir özet yaptı. Ceylan Sever, Habertürk muhabiri, çok teşekkür edelim. Diğer grafiğimizi verelim ama Ceylan'ın söyledikleri üzerine de birkaç cümle etmek gerekir. Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir. Birçok davayı, cinayet davasını, işte Narin Güran cinayetini konuşuyoruz. Genelde soruşturma aşamasında elde edilen delillerle kovuşturma, yargılama aşamasında biraz zorlanarak gidiyor, öyle söyleyelim. Burada biraz paralel gidiyor gibi, soruşturmada elde edilen delillerle itiraflar, deliller beraber gidiyor gibi görünüyor. Burada aslına bakarsanız şöyle bir şey var, hassasiyet var. İyi ki bu teknik takip yapılmış. Evet. Bu teknik takip yapılmasa elde edilebilecek diğer bulgularla, yani raporlarla vesairelerle falan biz bu işin içinden çıkamazdık. Çıkamazdık, evet. Burada maddi tespitler var daha fazla, daha doğrusu. Tabii bu dolandırıcılığı yapanlar bir şekilde zaten bu işin kılıfını hazırlamışlar. Ama iş dolandırıcılığın öbür tarafına geçmiş, ihmal suretiyle bir insan ölmüş. Yani burada biz bebek ama sonuç itibariyle yoğun bakımdaki bu hukuktaki karşılığı insanın ölümüne sebebiyet vermek meselesi. Yani bir nevi cinayetten bahsediyoruz ihmali davranışla. Bunlar bu teknik takiple ortaya çıkmış. Burada ben gene bir şekilde bu teknik takibi yapan arkadaşlarımızı kutluyorum. Evet, birkaç cümleyle şimdi dünden bu yana devam eden itiraflar üzerinden sanık Hasan Basri Gök ne anlattığının grafiği var. Ben onu da anlatayım. Sizi de böyle sağ tarafa doğru dönerseniz Haydar Özdemir, hep birlikte üzerine konuşmaya devam edelim. Sağlıklı bebekler uzun süre yoğun bakımda kaldıkları için entübe oluyordu diyor Hasan Basri Gök. Bebek sevkleri ki çark biliyorsunuz burada kurulan soygun çarkı bebek sevkleri üzerinden, 112 şimdi üzerinden. Bu çok kıymetli bir cümle. Yani sağlıklı bebekler uzun süre yoğun bakımda kaldıkları için entübe oluyordu. Yani siz sağlığını bozuyordunuz orada o yoğun bakımda. Demek ki evet, oradaki şartlar da uygun değil ki bir şekilde bu bebeklerin sağlığı da bozuluyor. Evet. Sağlığı bozulduktan sonra siz yine para kazanmak için hem hastanede sağlıklı bebeğe yatırarak para kazanıyorsunuz, hem dönüyorsunuz, bebeği entübe ediyorsunuz, daha sonra ihmali davranışlarından da ölümüne sebebiyet veriyorsunuz. Yani şu cümle başından sonuna kadar sağlıklı bir bebeğin nasıl öldürüldüğünü anlatan bir cümle. Evet. Devam edelim. Bebek sevkleri 112'den tanıdık doktorlardan, tıp merkezlerinden o alınıyordu diyor. O da çarkın ikinci dişlisi, ikinci çarkı. Bence gibi en önemli dişlisi de bu. Evet. Yani bu hastanelere sevk belki yapılmayacak ama orada bir organizasyon yapılmış. 112 üzerinden yani bu ne diyelim dolandırıcı olan evet, hastanelere sevkler buradan organize ediliyor. Evet. Ana merkezlerden bir tanesi burası. Bir silüet olarak arkada görünen Fırat Sarı'nın silüeti. Fırat Sarı üzerinden kurulan çark bu. Onu da söyleyelim. Çünkü sadece Fırat Sarı'yı değil, ona bu şekilde yardımcı olan diğer doktorları da suçlayan, hatta onlar açısından da yeni bir soruşturmayı gerektiren, şüphe yaratan bir ifade olduğunu da söylemekte fayda var. Onu da ilave edelim. Onu da biz ilave etmiş olalım. Doktorlar bebek sevklerinden para kazanıyorlardı ifadesiyle de tamamlayalım. SGK'dan fazla para almak için bebekleri uzun yatırıyorlardı diyor. Onu daha önce de konuşmuştuk. SGK'dan daha uzun süre, şöyle siz böyle alayım ben yine. Daha fazla para almak için yaptıkları bir şey. Sadece bu da değil, bütün bebekleri 3. basamaktan fatura ediyorlardı. Bu ne demek? 3. basamak ifadesi aslında en ağır hizmet ya da tedavi hizmeti açısından söyleyelim. Evet, 1. basamak, 2. basamak, 3. basamak diye ayrılıyor. Çünkü ama şöyle bir fark da var orada. Onu da söylemekte fayda var. Hepsini 3. basamak göstermeyin diyor Fırat Sarı ekibine. Diyor ki bunları hani 2. basamak gösterin ama faturaları 3. basamaktan kesin. Ne demek o? 2'den gösterip 3'ten kestiğinizde hani denetime ya da herhangi bir şeye takılmamak için söylediği ifadelerden bir tanesi de o. Yine devam edelim. Entübe sayısı %90 olunca çok dikkat çekiyordu diyor. Haydar Bey'i böyle alalım. %90 olunca dikkat çekiyordu. Fırat Sarı da basamak sayılarını düşürün dedi. Biraz önce aktardığım kısmıyla birlikte tekrar söylemiş olayım. Onu da tekrar ettik. Hastanedeki ilaçları Doğukan ile birlikte satıyorduk diyor. Bu da dışarıdan gelen göçmenlere ağırlıklı olarak sattıkları, SGK'dan elde edip sattıkları ilaçlar 6-7 bin liraya mal edip 40 bin liraya sattıkları ilaçlar. Doktor olmadığı için. Belki de ailelerden aldıkları paralar da var burada. Yani aileden tabii. parasını tahsil edip, çünkü o da tapelerde gördük. Bazı paralar ailelerden de tahsil edilmiş. Açıktan evet, sadece SGK'dan alınan para değil, aileden alınan paralardan da bahsediyor. Evet. Evrakta. Maliyeti sıfır olan şeyleri tabii satmışlar. Bebeklere işte biz bunu uyguladık diyerek. 40 bin lira gibi bir paradan bahsediliyor. Yani bu her seferinde kazanılan bir para. Bu tek başına 40 bin liradan bahsetmiyoruz. Sürekli sistematik olarak devam eden şeyler. Doktor olmadığı için hemşireler müdahale ediyordu diye. Yani bir yeni doğan servisi kurduğunuzda onun başında yaklaşık 13 ya da 14 yıl süren bir tıp eğitiminden geçmiş bir neonatoloğun olması lazım. Bunların hiçbirinde yok. Sadece Fırat Sarı'nın 4 tane özel hastanenin yeni doğan ünitesini ihale olarak taşeron gibi almış. Ama hiçbirinde doktor olmadığına dair her birinde hem bugün yapılan itiraflarla hem de dosyadaki tespitlerle hiçbir doktorun olmadığını, hemşirelerin bu işleri yaptığını biliyoruz. Bakınca ne görünüyor? Bugünkü ifadeleri de dinledik. Sizin değerlendirmenize devam edelim. İddianamenin tamamı hani cuk oturmuş derler ya, cuk oturmuş. Evet. Hani fazlası ne zaman çıkacak? Fazlası yeni gelen bilgi ve belgelerle çıkacak. En önemlisi de şu, bu soruşturma örgütle ilgili yapılmış olan bir soruşturma. Evet. Örgütlü bir dolandırıcılıktan bahsediliyor. Evet, suçlamaları başlıkta da verelim arkadaşlar. Evet. Bu ölen çocuklarımızın isimleri, yabancı uyruklu çocuklar da var. Bunun devamı olması gerekiyor gibi görünüyor. Şimdi bu örgütten en önemlisi şu, örgütün içerisinde bu işlerin nasıl döndüğünü anlatan gerçek bir itirafçı çıkarsa Birincisi, cezai indirim alacak. Bu örgüt liderine ve örgütü yönetenlere yansımayacak bu cezai indirim. Burada yanlış anlaşılma olmasın. Tabii. Bu bize ne fayda sağlayacak? İşte sizin bugüne kadar raporlardan elde etmiş olduğunuz, resmi belgelerden elde etmiş olduğunuz, tapelerden elde etmiş olduğunuz bilgilerin haricinde bu örgütün nasıl çalıştığını, 47 sanığın haricinde başka kimselerin örgüt içerisinde olup olmadığını ve işte işin dört dörtlük, hani ya tamam kafamız rahatladı, biz bu işi tamamen öğrendik diyeceğimiz şekilde anlatımını sağlayacak. Evet. Onun için şu anda savcılık makamının çok hızlı bir şekilde aslında bu örgüt üyelerinin içerisinden itirafçı çıkartması için çalışma yapması lazım. Evet. Şimdi suçlamaları arka arkaya verdik. Dolandırıcılık dahil, kişisel verileri ele geçirmek dahil, sahtecilik, resmi belgede sahtecilik yapmak biraz önce anlattık itiraflardan. Ben bunun burada kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü veriler öyle. Zaten tek başına bir itirafçı değil de aslında dünden bu yana 2-3 itirafçı var. Yani bir çarkın önemli bir bölümünü izah eden itirafçı var. Ama bu sadece bu dosyayla ilgili geçerli. Şimdi bunun bir sene öncesi var, 2 sene öncesi var. Yeni dosyalar ürecek. Yani katılmaya çalışanları var ya orada Zülfikar Bey. Hı hı. Katılmaya çalışanlarla ilgili olarak katılımlar alınmıyor. Niye? Çünkü bunun iddianamesi hazırlanmış, delilleri toplanmış bu kısımla ilgili. Evet. Şimdi yeni müştekiler var konuyla ilgili olarak. Bunlarla ilgili yeni davalar açılacak. Hı. Yeni davalarda belki yeni hastaneler, belki yeni organizasyonlar, ortaya belki çıkacak. De tabii başka tabii. şeyler de ortaya oradan çıkacak. Da itiraf bu gelebilir. İşin mesela birçok tıp uzmanı olan arkadaşımız var. Sosyal hayatımızın içerisinde görüşüyoruz. Bu işin sadece bebek yoğun bakımlarında dönmediğini, büyüklerle ilgili yoğun bakımlarda da benzeri şeylerin yaşandığını söylüyorlar. Belki bunlarla ilgili yeni ihbarlar, yeni soru. Yani biz aslına bakarsanız bu soruşturmayla bir şey başlanıyor. Daha yolun evet. çok başındayız. Nereye uzanacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz hep beraber. Evet, çok teşekkürler.